Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alternatif Bank mobil uygulamasında vadeli hesap nasıl açılır, vadeli mevduat açılışlarına nelere dikkat etmeliyiz, bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle ana menüye giriş yapıyorum. Hesaplar diyorum. Buradan hesap açılışına giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci sırada vadeli mevduat hesabını görüntülüyorum. Üzerine tıklayarak giriş yaptığımda öncelikle buradan vadeli hesap oluşturacağım zaman belirli bir miktarda içerisine bakiye aktarmamız gerekiyor. Biz aktardığımız bakiyeyi daha sonradan da ilave bakiye aktarabiliriz. Örneğin o an durumumuz 5000 TL'ye müsaade ediyorsa bir sonraki ay bir 5000 TL'lik aktarma yapabiliriz arkadaşlar. Burada öncelikle ana paranın çekileceği yani vadeli hesabımıza aktaracağımız bakiyenin bulunduğu hesabımızı yani vadesiz TL hesabımızı seçiyoruz. Ardından devam et diyerek ilerliyorum. Burada öncelikle ikinci seçenekte gördüğünüz gibi vade seçenekleri seçeneği karşımıza çıkıyor. Buradan vade süresine göre veya vade tarihine göre işlem yapabiliyoruz. Vade gün sayısı veya tutar cinsinden yine aynı şekilde bilgileri doldurarak faiz hesaplamasını isteyebiliriz. Faiz oranlarının tablosunu görüntülemek için tıklayın seçeneğine bastığım zaman da gördüğünüz gibi şu anda Alternatif Bank üzerinden mevduat hesabı oluşturduğunuzda alabileceğiniz faiz miktarlarını görüntülüyorum. Burada bir günde 1000 TL ile 10.000 TL arasında %17 yine miktar arttıkça değişmeyen bir faiz oranı görüntülüyorum. 2 ile 6 günde %18,5, 7 ile 13 günde 19,5, 14-20'de 20,5'a kadar yükselen faiz oranlarını görüntülüyorum. Tabii ki gördüğünüz gibi 0 ile 1 gün arasında değişmeyen faiz oranı diğer seçeneklerde gün sayısı arttıkça burada miktar arttıkça faiz oranlarında düşüşü yine aynı şekilde görüntülüyorum. Örneğin 7 ile 13 günde 3 milyon ile 25 milyon TL arasında %16,40'a düştüğünü görüntülüyorum arkadaşlar. Siz de bu tabloyu inceledikten sonra sizin beklentileriniz eğer karşılıyorsa buradaki faiz oranları bu menü üzerinden yine vadeli mevduat hesabı işlemlerinize devam edebilirsiniz. Vade tarihine göre işlem belirlediğimiz zaman örneğin vade tarihini şuradan hemen örneğin 1 Haziran olarak belirlersem tutarı buraya giriyorum. Örneğin 10.000 TL'lik bir vade miktarı istiyorum. Gördüğünüz gibi faiz oranının %21 olduğu, net faiz tutarının 470 TL olduğunu ve vade sonu tutarının 10.470 TL olduğunu görüntülüyorum. Vade sonu tarihi de zaten 6. ayın 1 olarak belirlemiştik. Burada vade sonu yenilemede ne yapmamız gerek? Bu da çok önemli bir husus. Burada 6. ayın 1'i geldiğinde ne olacağını belirlememiz gerekiyor. Bu vadeli hesabımızdaki bakiyenin ana parayla yenilensin diyebiliriz. Yani faiz aldığımız 470 TL 10.000 TL ile birleşsin ve tekrar yenilensin diyebiliriz. Ana para artı faiz ile yenilensin diyebiliriz. Yani bu da aynı şekilde ana para artı toplam 10.470 TL ile devam etmek istiyorum diyebiliriz. Veya yenilenmesin diyebiliriz arkadaşlar. Burada siz faizi ilk seçenekte hesabınıza alabilir veya bütün parayla tekrar devam edebilir veya bütün parayı hesabınıza aktarabilirsiniz. Bu da sizin tercihlerinize göre ilerlemeniz gerekiyor. Ardından devam ettirerek hesap açılış işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Vadeli hesaplarınızı yine aynı şekilde hesapların menüsünden görüntülebilir. Bütün faiz oranlarının ne kadar yattığını anlık olarak hesaplarınızdan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.